Ben merhabalar. İzlerimleriniz, beğenileriniz için teşekkür ederek başlıyorum. Kabartmalı 3D, 3 boyutlu yapraklar modelini beğendiniz. Kare panço ve battaniye için, üçgen şal için, yelek ve eto şal gibi modelleriniz için de dikdörtgen olarak anlattım. Serinin son parçası ortadan başlanan üçgen şal için olan çekli. Bunu da anlatacağım. Bunu anlatırken Angora ipli anlatacağım. Bir de bununla deneyeceğiz. Mercerize iple ve diğer yünlü karışımlarla denedik. Bu tarz kek iplerde renk geçişi olan batik iplerde ortadan başlayarak yana doğru yelpaze gibi açılan üçgen şal modeli daha güzel durmakta renk açısından. İster göbeğinden ister dış kısmından başlıyorsunuz ve renk yelpazesi kendisine göre devam ediyor. Elimde iki tane örnek var. Ben bunun başka bir rengini kullanarak ördüm. Şalı birazdan göstereceğim. Son sıranın kenar yapımını ördüğüm şalda göstereceğim. Modelin anlatımını angora ip ile göstereceğim. Bu kekip 150 gram ve 600 metre. Diğer kekip 250 gram ve 1000 metre. Bununla normal büyüklükte büyük boy bir şal üretiyorsunuz. Bununla baktüs şal orta boy. Günlük kullanımda da rahatlıkla kullanacağınız ölçüde bir boyunluk tarzı şal düz elde ediyorsunuz. Şu ipi ördüm. Bayıldım. Örümü çok güzel. Böyle makine ipi gibi pütürlü bir yapısı var. E, ve kaymıyor. Böyle e, örgünüzde çıkmıyor tığınızdan. Örülüşüne bayıldım. Daha bunu örmedim ama bunun örülüşüne bayıldım. Büyük bir şal yapmak için de sanırım iki tane almamız gerekiyor. Kullanacağım ip Alize Angora Gold simli. Yüzde 20. Yünlü 500 metre. 21 renk numarası hoş bir gri tonu 275 mm tığ kullanacağım 3 milimetre de kullanabilirsiniz birazdan daha önce ördüğümüz örnekleri ve yeni ördüğüm üçgen şalı göstereceğim ve çok beğeneceğinizi umuyorum Öncelikle 6-7 adet zincirle bir tane halka yapıyorum. Şöyle 7 zincirle bir halka yapıyorum çok küçük veya çok büyük olmayacak orta boyda. 1, 2, 3 zincirle bir tane trabzan örüyorum. Hemen halkanın içerisinden bir trabzan daha örüyorum. 2 adet zincir. Tekrardan halkanın içerisinden ikili trabzan olarak örneği uygulayacağım. Üçlü trabzan olarak da uygulayabilirsiniz. Tekrardan 2 zincir, 2 iki tane ikili trabzan. 2 zincir. Tekrardan 2 trabzan. Bu işlemi 6 defa tekrar ediyorum. 2, 3, 4, 5 ve son kez 6. Şöyle yarım ay şekilde durabilecek şekilde olacak zincirimiz, halkamız. Yuvarlak değil de yatay olacak. Bu ip ile daha önce zarif bir şal modeli çalıştık. Hem pudra pembesini hem bu rengini çok güzel olmuştu. Onu da yukarıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz. 3 zincirle dönüşümü sağlıyorum. İkinci sırada ilk yuvanın içerisine 2 iki tane ikili trabzan Arasında iki tane zincir. Tekrar içerisinden videonun hızını ayarlardan yavaşlatabilirsiniz. Altyazı koyduysam altyazıyı kapat ayarından kapatabilirsiniz. Yabancılar ve işitme sorunu olanlar için altyazı koyuyoruz. Çünkü talep ediliyor. Kenar su taşı sabit olarak ilerleyecek. İki tane ikili trabzan grubunu ördüm. İki tane zincir çektim. Sıradaki kafesin içerisine bir tane ikili trabzan, 3 tane zincir, tekrar aynı noktaya bir adet V kafes örüyorum. 2 tane zincir, ortaya atlıyorum, bir tane ikili trabzan grubu, arasında 2 zincir, burası benim şalımın orta su yolu su taşı, kenar su taşı, orta su taşı. Her iki kenarına da örneği koyarak devam edeceğiz. Tekrardan iki zincir yandaki halkaya atlıyorum. Buraya da bir tane V kafes örüyorum. Kenar su taşı, sağ yaprağın kökü, orta su taşı, sol yaprağın kökü, ve tahmin edeceğiniz gibi iki zincirden sonra sol su taşı. İki tane zincir arasında ve tekrardan su taşı. Bu örneği her şekli uygulayabilirsiniz. Çeşit çeşit anlattım. Linklerini videonun alt kısmında bulabilirsiniz. Her türlü örülmüş anlatım videolarına. 3 zincir ile döndükten sonra. Değişmeyen kısımlardan birisi kenar su taşı. Her sırada aynısı. İkincisi geçişlerde aradaki zincir 2 adet. O da değişmiyor. Şu ara kısım, bu geçiş zincirleri hep 2 adet. O da değişmeyecek. 1 2 3. sıra. 2 zincirden sonra V kafesin içerisine Örneğin hep ön yüzden örülen çanta modeli veya battaniye panço modeli yakadan başlamalı bluz modeli biraz daha rahat örülmekte. Git gel örülüşlerde el alışıncaya kadar birazcık takılabilirsiniz ama görüntüsü oldukça güzel. V kafesin içerisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 adet ikili trabzan. 2 adet zincir. Orta kısma geçiyorum. Değişmeyen kısımlardan birisi ortadaki su yolu. Arasında iki tane zincir. Örneğimiz orta kısma kadar sağ yan yapraklardan, ondan sonra sol yan yapraklardan oluşacak bu kısmın simetriği burada devam edecek. Aynı örülecek sadece ters olacak. 2 tane zincir. İpi alıyorum ve kafesin içerisine atlıyorum. Şuraya atlıyorum ve kafesin sağındaki ve solundaki kafesleri atlıyorum direkt içerisine. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 adet ikili tırabzan. 1 2 zincir ipi al kenar su taşı. Dördüncü sıra. 3 zincir ile dönüyorum. Kenar su taşımı örüyorum. Sabit 2 zincirimi ördüm. Burası benim örneğimin ön yüzü olsun. Birinci trabzanın ön kısmından alarak 1. İkinci trabzandan. Bu şekilde ön trabzan diyoruz. 3 adet ikili trabzan. 1. 2 zincir. Yandakine geç. 1. 2. 3 tane ikili trabzan 2 zincir yan gruba geçiyorum 9 adet olan ikili trabzanları üçerli gruplara böldük aralarına iki tane zincir çektik yaprak örgü için sağ yapraktan sonra iki zincir Orta kısma geliyorum. Burası da hiç değişmiyor. Dilerseniz bu kısmı puf örgü, fıstık örgü yapabilirsiniz. Dilerseniz de böyle su taşı olarak devam edebilirsiniz. 2 tane zincir. Ve buradaki işlemin aynısını sol tarafta yapıyorum. Önden alıyorum. tek renk krem beyaz harika bir çeyizlik şal gelin şalı yapabilirsiniz dikdörtgen etol yapabilirsiniz özellikle biraz daha kalın bir tığ ile gevşek olarak böyle biraz daha sere serpe örerseniz ütülediğiniz zaman tül gibi dikdörtgen bir şalınız olur şimdi kenar kısmında göstereceğim çok şık olacak Harika şeyler çıkarabilirsiniz. Siparişler alırsınız, satarsınız. Bana ulaşın. Örneklerden yaptığınız örnekleri bana atın. Modelleri hikayelerde paylaşalım. Hızlı geçiyorum. Kenar kısmı aynı olduğu için dönüyorum. 3 zincirle çıkıyorum. Tekrar su taşı ve iki zincir. Beşinci sıra iki zincirden sonra yandaki boşluğu yine atlıyoruz. Ön tarafta aldığımız trabzanları bu defa arkadan öne doğru geçerek alıyoruz. Görüntünün aynı olması için biz bunu hep önden battaniye olarak yakadan başlamalı panço, bluz olarak, çanta olarak dönerek örseydik yuvarlak olarak hep önden alacaktık. Git gel olan örgülerde ise böyle arka tarafında ters şekilde alıyoruz. İki tane zincirden sonra. Şimdi yandaki kafesin içerisine bir tane ikili trabzan. Tekrar iki zincir. Ortadaki üçlü trabzanı arkadan öne doğru tığı geçirerek ön trabzan olarak örüyorum ama tersten yapıyorum tekrar 2 zincir yine kafesin içerisine bir tane trabzan 2 zincir 3. yaprağı da aynı şekilde örüyorum 2 tane zincir. Şimdi aynı şekilde sol tarafı örüyorum. Sol tarafı da aynı şekilde ördüm. Burada yapabileceğimiz hata şu kafesin trabzanına atlamak. Ben bazen bu hatayı yaptım. Kenar su taşını ördüm. Altıncı sıra. Kenar su taşından sonra sabit iki zincir. Burada farklı bir uygulama yapıyoruz. Sağdaki üçlü trabzan grubun birincisinin içinden bir kere çektim. Kalan ilmeği tığda beklettim. İkili trabzan yapıyorum ya. Birincisini çekiyorum, ikincisini tığda bekletiyorum. Üçüncüsünde de aynı şekilde çekiyorum, tığda bekletiyorum ve toplamda tığımda oluşan 4 adet ilmeği bir kere de çekebiliyorum. Bunu bir şekilde daha yapacağız, onu da göstereceğim. Arkasından 2 tane zincir, önümde bir alt sırada oluşturduğum kafeslerin içerisinden yeni kafesler örmeye devam ediyorum. İkinci kafesin içerisinden de ikili trabzanla bir kafes tekrar iki zincir ortadaki yaprağın daha güzel durması için toplama işlemini bu sırada yapmıyoruz 3 adet trabzanı ön trabzan olarak örüyorum 2 tane zincir yan kafese geç ikili trabzan 2 iki zincir yan kafese geç ikili trabzan 2 iki zincir Şimdi sağdaki yaprağı toplamıştık. Bir de soldaki yaprağı toplayacağız. Bir kez çekiyorum. ilmeği bekletiyorum. İkinciyi alıyorum. ilmeği bekletiyorum. Üçüncüyü alıyorum. Bekletiyorum. Bir kere de çektim ya şöyle de yapabiliyorum. İkişer çıkabilirim. İki tane çektim. İçerisinden tığı tekrar kalanı bir daha çektim. Bu sefer biraz daha sivri oluyor yaprak. Daha üçgen duruyor. Şuna göre biraz daha böyle net bir tepesi var. Eğer isterseniz bu şekilde de örgüyü yapabilirsiniz. Evet, farkı da görün. Tekrardan iki zincir. Yandaki boşluğu yine atlıyorum. Ortadaki su taşına. 2 tane zincir. Sol yana geçiyorum. Aynı işlemi tekrar edeceğim. Ve kenar su taşı. 7. sıra su taşından sonra iki zincir şimdi burada yine püf noktası olan sıra farklı bir uygulama 2 zincirden sonra toplama sırasının bir üstünde orta yaprağın kapatılacağı sırada oradan aklınızdan tutabilirsiniz şuraya atlamamak için su taşının hemen önündeki kafesten alt sıralarda atlamıştık bir tane ikili trabzan 3 tane zincir tekrar ikili bir trabzan Ve kafes örüyorum 2 tane zincir yana geçiyorum şu topladığım yaprağın hemen dibindeki kafesin içerisinden ikili trabzan 2 İki zincir yandaki kafesin içerisinden 2 zincir Burası püf noktası. Şunu atlamıyoruz ve kroşeyi örüyorum. İki tane kafesi örüyorum. Şunu atlıyorum. Orta yaprağın sağ ve sol kafeslerini atlıyorum. Bu defa tersten yapacağım. Sıra buraya denk geldiği için. Biraz önceki yaptığım işlemi arka sırada yapıyorum. Orta yaprak için. Ve topladım. 2 tane zincir. Yan kafesten örmüyorum. Bir sonraki kafesten örüyorum. Burada dalmayalım. 2 zincir. Tekrar yaprağa yakın olacak kafesler. Topladığımız yaprağa yakın olacak soldaki ve sağdaki. Tekrar 2 zincir. Neyi unutmuyorum? Su taşının hemen dip kısmına zaten örgü kasar orada. Oradan kendini belli eder. Bir tane V kafes örüyorum. 2 zincirle ortaya geçiyorum. Kontrolü nasıl sağlayacağım? V kafes, şu da V kafes. 2 V kafesin arasında yaprağın üzerinde 1 2 3 4 kafes olacak. Şu yanlarındaki hariç şöyle 4 kafes. Böyle sevdiyseniz bundan sonra örneklerimizi böyle her modeli uygun olabilecek şekilde anlatabiliriz. Yapabildiklerimi elimden geldiği kadar yorum kısmına yazabilirsiniz. Buradaki işlemin aynısını Sol tarafa yapıyoruz. Yaprakları toplamıştık. Bir üst sırada orta yaprağı topladık ve bir yaprağı tamamladık. Bu kadar kolay. kenar su taşı 2 tane zincir ne yapıyorum şurada olduğu gibi V kafesi atlıyorum ve içerisine 9 adet ikili tırabzan 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 2 adet zincir Dip kısmındaki kafesi atlıyorum. Ondan sonra kafesin içerisinden devam ediyorum. İki tane zincir ve önümdeki bütün kafesleri örerek devam ediyorum. Dilerseniz bu kafesleri yarım ay zincir yapabilirsiniz. Yani şöyle ördükten sonra sık iğne ile birleştirip devam edebilirsiniz. Şöyle biraz daha sıkı bir görüntüsü olacaktır. Kafesin şekli değişecektir. Tekrar örüyorum. Ve şurada 4 tane kafesim vardı ara kısımda. 1 2 3 4. Şimdi ne oldu? Yaprağın yanındakine atılıyoruz 1 2 3. Üçgen şeklinde kapatmaya başladık. Eksiltiyoruz. Tekrar 2 zincir yan kafes atlıyorum ve aynı işlem. Farklı hiçbir şey yok. 9 adet ikili tırabzan, 2 tane zincir. Şimdi yaprağımız 1 taneydi. 1 ve 2 tane oldu. Her sırada sağda ve solda birer yaprak artmakta. Tekrardan 2 zincirli V kafesi atlıyorum. 1 2 ve 3 kafes tekrar V kafesi dolduruyorum. Aynı işlemi burada da yapıyorum. Aynı şekilde bu kısmı da ördük. Şimdi 1 2 3 ve 4 adet yaprağımız oldu. Kökünü hazırladık. Tersi bile çok güzel. Battaniye yaparsanız astara gerek yok. Ve tekrardan dönüyorum. İki tane zincirden sonra örnek aynı şekilde örülecek sadece bir yapraktan sonra diğer yaprakta alış sıramız değişiyor. İlk sırada ön taraftan üçe bölerek yaprakları örmüştük. Şimdi ilk sıra arka sıraya denk geldi. Örnek değişmiyor. Yönü değişiyor sadece. 3 tane trabzan örüyorum. 2 tane zincir. Sadece bu dokuzlu grubu arkadan alırken birazcık böyle elimiz alışmamış oluyor. Diğer bütün sıraları diğer bütün sıraları rahatlıkla örebiliyorsunuz. 2 tane zincir. Kalan 3 tane trabzanı da örüyorum. iki tane zincir şimdi hemen dibindeki kafesi atladım bir sonrakinden iki tane zincir hemen yan tarafından iki tane zincir tekrar yan tarafından nereye kadar şu yaprağa kadar olan şu boşluğa kadar geliyorum ne oldu 1 2 3 4 1 2 3 1 2 tepe noktasında 2 adet kafesim kaldı ve tekrar aynı işlem Aynı şekilde yaprağı üçe böldük. Arasında şurada bir ve iki tane kafesim var. Bir tane daha yaprak ördüm ve tüm sırayı aynı şekilde tamamlıyorum. Sırayı tamamladım, dönüyorum. Şimdi evet. Şalımız gelsin. Ucundan biraz gösterelim. Şöyle harika bir renk geçişi. Harika bir ip. Örmesi çok zevkli. Nasıl diyeyim size böyle makine ipi gibi pamuklu. Kaymıyor böyle pürüzlü birazcık. Tığa o yüzden güzel oturuyor. Örerken zincirinizden kaymıyor tığınız. 600 metre. Uzaktan göstereceğim. Birazdan şöyle göbek kısmından başladım örneği. Şimdi şunları yaptık. Bunları yapıyoruz. Üst sıradayız. Böyle açıla açıla çoğala çoğala gidiyor ve bu tarz iplerle harika olmakta. Evet, şu ipin resmini göstereyim. Örmeden önceki halini göstereyim. Açıktan koyuya doğru orta kısımdan örmeye başladım. Bunda ben kenar kısmını farklı yapacağım. Onu göstereceğim. Birazdan örneği bitirelim birazcık. Yaprakları üçerli grup olarak ayırdık. Kenar taşına iki zinciri ördük. Alıyoruz ve yine bu sırada kafesleri atlamıyoruz. Ördüğüm örneklerin orijinal resimlerini logolu bir şekilde Instagram ve Facebook hesaplarımda paylaşıyorum albüm olarak. Oralardan alıp kullanabilirsiniz, bakabilirsiniz, etiketleyerek paylaşabilirsiniz. yaprağı ördükten sonra iki tane zincir şu ortada iki tane kafesim var ortasına atılıyorum şu kısmı geçiyoruz şimdi kafes sayım bir adet kapattık 2 zincirle aynı şekilde devam ediyorum ve bu şekilde sırayı tamamlayalım. Kenar su taşını ördük. iki tane zinciri çektik. Şimdi kenar yaprakları topladığımız sıradayız. Bu sırada terste denk geldi. Bakın arkadan alarak öne doğru çıkarıp tığı ilmekleri bekletiyorum. Bir yaprağı topluyorum. 2 tane zincir ara kafeslerin içerisinden. Katıl yapmayı düşünüyorum. Böyle beğendiğimiz projelerden bitirerek biz bize iyi takipçilerim, beni devam takip eden, izleyen, abone olan kişilerle daha değişik projeler yürütmek istiyorum. Ne dersiniz? İstediğimiz uzunlukta videolar çekeceğiz. Devamlı takip edip özveride bulunanlar için daha iyi hizmet vermek istiyorum. Sol yaprağı da kapattım. İki tane zincirden sonra ortadaki kafesin bir taneydi. Onun orta kısmına atladım. Bir tane trabzan. İki tane zincir. Tekrar yapraklardan devam ediyorum. Bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. Evet yapraklar ortaya çıkmaya başladı. Angora iple ütülenince de kağıt gibi olacaktır. Sırayı tamamladım. Kenar yaprakları topladık. Orta kısmı aynen ördük ve kafeslerimizi yaptık. Ne oldu? Şu arada da bir tane trabzanımız kaldı. Şöyle dönüyorum. Şunun hizasında. Şimdi model anlatımının son sırasındayım. Kenar anlatımına geçeceğim öbür şalımda. Kenar su taşını ördük. 2 tane zincir. Ne yapıyoruz burada? Orta yaprağı topladığımızda V kroşelerimizi oluşturmaya başlıyoruz. 1 2 ve 3 zincirle bir tane V kafes su taşının hemen dibinden. Unutmuyoruz. Yeni bir yaprak ekleyeceğiz 2 tane zincir ilk kafese atlıyorum 2 tane zincir Yandaki kafese atlıyorum Bu sırada 4 tane kafes olacak başlangıç kafesi Tekrardan 2 tane zincir Orta yaprağı toplarken sağ ve solundaki kafesleri Atlıyorum Beklet dipteki kafesi atla bir sonrakinden iki tane zincir yana geç iki tane zincir ve şimdi üst yaprağın kökü bu tek trabzanın üzerine 1 2 3 zincir yine yine dip kısmından bir tane V kafesi oluşturdum ikili yaprağı bitirdik şimdi 1-2-3 olacak şuradan bu kısmı göstermiş olduk mantıken şöyle bakarsanız da zaten diğer üçgen şalda nasıl yapmıştık şuradan başlamıştık örgünün yarısı yani şu kısım üçgen ilerleyen şal bu kafesleri de oluşturduktan sonra ne yapacağız yine aynı şekilde hiçbir şey değişmeyecek dolguları yapacağız üzerindeki yaprakları aynı uygulayacağız onlar bitince yine aradaki tek trabzanların üzerine V kafes yapacağız ve her sırada bir yaprak arttırarak devam edeceğiz. İstediğimiz boyuta kadar örneğimizi örüyoruz. V kroşeden sonra iki tane zincirle yanı atlıyorum ve ilk kafesin içerisinden devam ediyorum. Yandakinden iki kafes iki zincir yan kafesleri atla ve yaprakları birleştir. Sadece yönü değişecek. Bir sonraki yaprak ilk yaptığımız yaprak gibi olacak. Üçerli bölme grubu ön tarafta denk gelecek. Bu şekilde. Atla, yandan devam et. Son kez burada neyi unutmuyoruz? V kroşe. Arasında 3 zincirli V kafesi. İki zincirle su taşına atlıyorum. Bu şekilde modeli istediğiniz kadar üretebilirsiniz, İstediğiniz kenarı yapabilirsiniz. Saçak da uygularsanız o da çok yakışır. Benim aklıma farklı bir şey geldi, hadi ona geçelim. Evet, ipimden şu kadar kaldı. Yeteceğini düşünüyorum son sıra için. Ayrıca bir şey söylemek istiyorum. Size bir fikir sunacağım. Şimdi bu ipi ben inceledim. 4 kat ip var. Makine ipi şeklinde şuradan şuradan göstereyim. Şöyle 4 kattan oluşmakta. Bakın. Evinizde kalmış lif iplerinizle ince makine ipleri varsa veya biraz daha kalın da olabilir. Böyle ince ipleriniz varsa 4 kat kullandığınızda rahatlıkla atkı, bere, hırka bir şey örebilecekseniz öyle ipleriniz varsa. Şimdi mesela 3 renk 3 kat siyah 1 kat bej ile başlıyor. Şöyle bir 100 metre sonra atıyorum. Bunu 2'ye 2 yapıyor. 100 metre sonra beji 3'e çıkarıyor siyahı 1'e indiriyor. Bu sefer ne yapıyor? Bej 3'e çıkınca diğer renge geçiyorsunuz. Tekrar 3 1 2 2 1 3 olacak şekilde eksiltiyorsunuz. O ip orada kalıyor, diğer ringe ekliyorsunuz. Bu şekilde bir orantı kurmuşlar ve böyle hoş bir ip ortaya hoş çıkmış. var. Şimdi arka sırada denk geldi. Şöyle bir fikrim var kenar için. Normal yaprağımı ördüm. 1 2 3 sıra toplamda. Bu sıra şu yan yaprakları toplamam gereken sıra. Bu sıraya geldiğimde şöyle bir uygulama yapacağım. Hiç örneğin bütününü bozmadan çok şık bir kenar yapacağım. Fikir yürüterek böyle bir sonuca geldim. Şöyle su taşıyla örgüyü bitiriyorum. Döndükten sonra bir tane zincirle içerisine girdim. 1 2 3 zincirle iç kısmından. Tekrar 1 2 3 4 5 zincirle dip kısmından 1 2 3 zincirle tekrardan küçük bir pipirik yaptım şuraya su taşının içerisine şöyle bir zincirle atladım öndeki kafese atladıktan sonra 1 2 3 zincirle bir bacak örüyorum Toplamam gereken sıradayım. Yaprağı toplamam gereken sıradayım. Aynen normal yaprağı örerken topladığım gibi tutuyorum. Ve bir kere de değil iki kere de biraz daha sivri olmasını istiyorum. Ben bu şalı bir kere de kapatarak örmüştüm. İki defa da kapattıktan sonra 1 2 3 zincirle şöyle tepesinden bir tane küçük pipirik örüyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Bu 5 zincir, 4 zincir kendiniz istediğiniz gibi belirleyebilirsiniz. Tekrardan 1 2 3 zincirle bir pipirik daha örüyorum dip kısmından. Pipirikleri daha büyük isterseniz 4'e 6 da yapabilirsiniz kendi zevkinize bağlı. Bunu yaptıktan sonra 3 tane zincirle bir trabzan örüp dip kısma iniyorum. Bir bacak yapıyorum. Yana geçiyorum normal sık iğne ile. Yana atladım. Şimdi Normalde burada toplama işlemini yapıyorum. Bunu bir üst sırada yapıyorum ya. Şimdi ben artık pipirikle kenar yapıyorum. Çıkıntılı, hoş, görüntülü bir dantel gibi olacak. O yüzden benim üst sırayı tekrar örme şansım yok. Görüntü bozulacak. Onda da şöyle bir fikir yürütüyorum. 1 2 3 4 zincir. Uzunca bir zincir çekiyorum. 2 defa doluyorum. Onu da toplayacağım ama ne yapıyorum? 3'te çekeceğim ya. 2 defa çekip bekletiyorum. 2 defa doluyorum. Trabzanın boyunu yükselttim. Sanki bir üst sırada yapılmış gibi olsun diye. 2 defa doladım. 2 defa çektim. Beklettim. Hepsini bir kapattım. İster tek sefer ister iki seferde. Ve sonrasında 3 tane zincirle yine buraya bir pipirik örüyorum. 1 2 3 4 5 zincirle tekrardan 1 2 3 4 zincir veya 3 zincirle tekrardan zevkinize göre şöyle küçük bir yonca yaprağı gibi. Şimdi 1 2 3 4 zincir uzunca bir zincirim var ve yandaki kafese iniyorum. Bu arka sırada denk geldi burada ipim bittiği için. Siz bunu ön sırada bitecek şekilde bir üst yaprakta da yapabilirsiniz. Şöyle doğal bir görüntü olsun istedim. Siz ne dersiniz beğendiniz mi? Özgürüz, serbestiz, içimizden geldiği gibi yapabiliriz. Fikir fikirden, akıl akıldan üstündür. Daha sonra bu kenarı böyle çektirerek götüreceğim. Şu bacakların uzun olması, 4 zincir olması avantaj. Yine burada bir zincirle de olabilir, zincirsiz de olabilir. Yan kafese atlıyorum. Şurada bir kez daha göstereyim. Kenar yapraklarını 3 zincirle çıktım kısa olması için. bir kere çektim. Beklettim. Burası standart örgümüz nasılsa o şekilde. Çekiyorum. Kapattım. Pipirikleri ördüm. 3 tane zincirle tekrardan Siyah ama net olarak gözüküyor. Dip kısma iniyorum, boşluğa iniyorum, yandaki kafese. Şu kafesleri atlama işini burada bıraktık. Ortada tek kafesim var. Orayı nasıl geçebilirim? Oraya pipirik yapabilirim, yapmayabilirim. Bu orta kısma pipirik yapmamayı düşünüyorum çünkü şuradan geliyor. Öbür taraftan da gelince gerek yok. Tekrardan bir zincirle. Yan kafesi atladım. Şurada bir kez daha göstereyim. 1, 2, 3 zincirle yukarıya çıktım. Normal olarak yaprağı topluyorum. Bazen önümüzdeki resme bakmak iyi sonuçlar getirir. Başka yerde aramaktansa önümüzdeki örneğe bakarak bazen kendimiz çok güzel şeyler üretebiliriz. 5 tane zincir. Evet, katıl yapmayı düşünüyorum. Fikirlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Tekrardan küçük pipirik. 1 2 3 zincir. Dip kısmına iniyorum. Şöyle zincirli veya zincirsiz olarak yan kafese geçiyorum bir zincir yeterlidir. 1, 2, 3 ve 4 zincirle bu defa yukarıya çıkıyorum. Ve uzunca bir trabzan. Şöyle kapattım. İstediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. ve 3 zincirli aynı şekilde bence çok güzel oldu şöyle salkım salkım bence çok güzel olacak bu ipleri bu model bu kenar çok yakışacak öyle düşünüyorum gerdireceğiz sivrilteceğiz şu kenarları iyice ve böyle iğne yapraklar şeklinde durunca daha da şık olacak diye düşünüyorum kenar kısmını bu şekilde tamamlıyorum bakalım ortaya neler çıkacak Evet size şurada küçük bir fikir sunmak istiyorum. Gerdirme düzenekleri var biliyorsunuz. Ölçülü olursa daha iyi çünkü aynı hizada gerdirmeyi sağlayabilmek için bunu ütüleme esnasında yapabileceğiniz gibi makinede 30 derecede veya elinizde ılık suda örgünüzü hafif nemli hale getirdikten sonra gerdirme işlemi yapabilirsiniz. Ben şu anda size fikir amaçlı toplu iğne ile uç kısımlarını gerdirerek gösteriyorum. Ölçülü bir şeyin üzerinde yaparsanız aynı eşit uzunlukta gerdirirsiniz uç kısımları ve örgünüz düzgün bir görüntüye sahip olur. Ve ne oldu biliyor musunuz? İpimin sonunda şöyle şu taraf çektirmeyeceğiz tabi yatık olacak. Şimdi birazcık kaymıştı şöyle yatık bir şekilde toplu iğne ile tutturdu burayı. Şuraları gerdirdim şöyle asıla asıla. Şimdi ütüsünü yapacağım. Zaten şu gövde biraz ütülüydü benim. Kenar kısmı ütüsüzdü. İpim Şuraya gelince bitti arkadaşlar. Yani şöyle tam bir yaprağım kaldığında ipim bitti. Ne yaptım? Şimdilik geçici olarak videoyu bitirebilmek adına şöyle liflere ayrılan iplerim vardı. Onun bir katını ayırdım. Bir katta siyahtan ayırdım. Şöyle geriye çektim katını ve tek kat olacak şekilde iki katı şöyle iki katı birleştirdim. Benzettim ipi. Elinizde eğer lif ipi varsa daha iyi olur. Daha çok benzeyecektir. Ve son şu yaprağın üstünü. Bu zaten acı kahveydi. Siyah değildi. Bu siyah bej oldu. Benzeterek son yaprağın üzerine tamamladım. Şurada ipim bitti. Yani tam denk geldi. Böyle bir şeyle karşılaşırsanız. Sadece şu son sırayı düz mesela siyah renkli acı kahve renkle de yapabilirsiniz. İçerisine hangi renk varsa tek renk sadece son pipirikli sırayı da yine yapabilirsiniz. Bu da size bir fikir olsun kurtarıcı. Zaten ütülemiştim. Bu ipin üzerine direkt ütü uygulamanızda herhangi bir mahsur yok. Angoralarda da o şekilde yapabilirsiniz. Sadece yün karışımlı bazı iplerde direkt üstüne koymak iyi değil. Şöyle hafif hafif şoklatıyorum. Buharın çıkaracak şekilde ve buharla ütülüyorum. Şimdi ütülüyorum. Ütüleme işini yapınca iğneyi çıkarıyorum. Bakın sivriltiyorum bırakıyorum. Şimdi iğne şurada takılı. Burayı ütülemem zor olabilir. Ütülüyorum. Ondan sonra çıkarıyorum. Ve i̇yice bastırıyorum. Evet şöyle bir masa dolusu olduk. Bir örnek ile dört farklı proje çalıştık. Her şekilde anlatmaya çalıştım. Dikdörtgen, yelek, etol, hırka ve benzeri projeleriniz için bu mavi örnekte farklı bir lastik uyguladım ve ara kafesleri yarım ay kafes yaptım. Buradaki gibi kare kafes yapmadım. O örnekte çiçekler daha kabarık durdu. Ütüleme işlemini bitirdik. Sivri uçları elde ettik. Bir sıra yaprak bize kenar danteli görüntüsü verdi. Bunu şurada yapmış olduğumuz ona geçmeden önce angora ipi de denemiş olduk. Ve bu da kağıt gibi. Çok zarif, incecik kremiyle, beyazıyla. Yine bunun da kenar kısmı aynı şekilde yapılabilir, örümcek yapılabilir şuradaki şal modelinde olduğu gibi. Bunu da yine merserize iple, diva iple evet. çalıştık. Hepsi bir ayrı güzel. Yazlık şallar olarak kullanılabilir. Evet, mavi olan koton ip, yeşil olan merserize Gri olan Angora şalımız pamuklu ince kotonlardan ve şurada yünlü karışımla battaniye olabilecek olan modeli çalıştık. Bu da böyle yumuşacık dantel gibi yün karışımı var. Dilerseniz bu battaniye böyle ördüğünüzde kenarını da bu şekilde bitirebilirsiniz. Ona da yakışacaktır astarsız bir battaniye ördüğünüzde. Evet katıl yapmayı düşünüyorum. Fikirlerinizi yorum kısmına lütfen yazın. Özel videolar, uzun metrajlı videolar ve beğenilen örneklerden güzel projeler yapmayı düşünüyorum Allah izin verirse. Şalımızın ölçüleri başlangıç noktasından uç kısmına kadar olan yüksekliği 55 cm uçtan sol uca kadar olan genişliği ise 140 cm. Orta boy bir şal. Baktüs şal olarak boyunluk olarak rahatlıkla kullanılabilir montlarınızın içerisinde. Facebook, Instagram, Pinterest ve YouTube'dan Emine Toker Hobi Mühendisi olarak takip edebilirsiniz. Instagram DM'den ve Facebook'tan yine ulaşabilirsiniz. Facebook'taki Hobi Mühendisi grubuna katılarak kendi yaptığınız el işlerini ve buradan örmüş olduğunuz örnekleri de sergileyebilirsiniz. Sorularınızı yöneltebilirsiniz. Yeni ve güzel projelerde tekrardan görüşmek üzere, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.